Yeni bir video, yeni bir ülke, yeni bir şehir. Moldova'dayım, başkenti Chişinev. İlk defa geldiğim bir ülke. Bir tam günüm var. Gezebileceğim birçok noktayı planıma ekledim. Gezebildiğim kadarını, görebildiğim kadarını çekeceğim. O zaman Moldova Chişinev başlasın. İki heykel aşıklar heykeli olarak geçiyor ve şehrin simgelerinden. Şehirde birçok lider, birçok hükümdar, kişilerin heykeli var. Bu da bir farklılık olsun diye yapılmış. Dans heykelde erkek heykel saatine bakıyor. Kız onu bekletmiş mesajı veriliyor ve bu ardından birçok feminist tarafından birçok tepkiyle karşılanıyor bu heykel. Görmüş olduğunuz Metropolitan Katedrali 1832-1836 yıllarında yapılmış ve şehrin, Chişinev şehrinin ilk yapılarından bir tanesi olarak gösterilmekte. Metropolitan Katedrali. Bu arada şunu söylemem gerekiyor, pasaport kontrolünde 5-10 dakika bekletildik en az. Sebebi neden geldiğimizi sürekli sordular. Bu ülkede ne işiniz var diye. Buradan şunu da söyleyeyim, otel rezervasyonu, uçak dönüş bileti ve gidilecek yerlerin planını telefonunuza kaydettiğiniz zaman ne olursa olsun mülkiye alırlar. Bu da yurt dışına çıkacaklar için aklınızda bulunsun. Bu üçünü yapın. Gezmek için geliyorsanız pasaport kontrolünde bekletseler bile hiçbir sıkıntı çıkmaz. Çünkü sizden bu üç şeyi istiyorlar en fazla. Otel rezervasyonunu gösterdik. Dönüş biletini gösterdik ve gidecek yerlerin planını oluşturmuştum ben evde. Telefondan onu da gösterdim. İstedi. Normalde bu arada bunu çok fazla ülke istemiyor. Ama isteyince de işe yarıyor. Bunları gösterdikten sonra pasaport bilgilerinizi yazması birazcık uzun sürdü. Ondan sonra bizi salıverdiler. Aklınızda bulunsun. En büyük sebeplerinden bir tanesi de Moldova ülkesine gelip buradan Avrupa ülkelerine kaçan çok insan varmış. Bu yüzden Moldova ülkesinde Chişinev şehrinde pasaport kontrolünde sıkıntı çıkabiliyor. Haberiniz olsun. Geldiğin zaman ama dediğim gibi bu üç bilgiyi özellikle yanınızda getirin. Birazcık bekletseler bile sıkıntı çıkmaz. Alırlar sizi ülkeye. Evet, Chişinev'de de bir zafer takı. Bu zafer takı da Rus İmparatorluğu'nun, Rus ordusunun Osmanlı İmparatorluğu'na karşı kazanmış olduğu zaferden sonra yapılmış. 1828-1829 yılları arasında oluşan bir savaştan sonra Rus İmparatorluğu'nun elde ettiği zafer sebebiyle yapılmış 13 metre yüksekliğinde bir yapı, zafer takı. Tabii akılları direkt Paris zafer takı geliyor. Bu da onun bir küçük versiyonu gibi bir şey. Tabii Napolyon Bonaparte'ın yaptırdığı zafer takı bir başka güzel duruyordu. Buna kıyasla. Thank you.
size biraz daha bilgi vereyim. Havaalanından indikten sonra dört bir yanınızı taksiciler sarıyor. Turist olduğunuzu anladıkları zaman fazla fiyat çekiyorlarmış. Ben bunu birkaç yerde okudum. Bazı videolarda da duydum. O yüzden geldiğiniz zaman Yandex Go programın ismi. Onu indirin telefonunuza. Uber gibi çağırıyorsunuz, geliyor. Bayağı da kullanışlı bir program. Haberiniz olsun. Bunu bence indirip öyle gelin ulaşımda. Çünkü turist olduğunuzu anladıkları zaman gerçekten sıkıntı çıkarabilirler maddi anlamda. Bir diğer bilgi ise şehirde ve herhalde ülkede de öyledir. İngilizce bilen hemen hemen hiç kimse yok. Seyyar satıcılardan tutun, mağazada çalışanlar mı desen. Yani en azından hani birçok ülkede tamam İngilizce bilmeyen çok az insan olabiliyor ama en azından satıcılar falan İngilizce biliyor, yardımcı oluyor. Burada o da yok. Bunun da bilgisini aklınızda bulunsun. Haberiniz olsun arkadaşlar. Görmüş olduğunuz heykel de Stephen the Great Monument. Yani Büyük Stephen heykeli Kişinev'de. 47 yıl hüküm sürdü ki 47 yıl o dönemler için bayağı yüksek bir rakam. 47 yıl hüküm sürmek. Onun dışında 50 savaştan sadece ikisini kaybetti. En prestijli zaferi ise 1475'te Osmanlı İmparatorluğu'na karşı olduğu Büyük Stephen Kralı'nın en büyük zaferi 1475 yılına ait Osmanlı İmparatorluğu'na karşı kazanmış olduğu zafer. Bu arada Moldova ülkesi Avrupa'nın en fakir 3. ülkesi olarak geçiyor. Ukrayna ve Kosova'dan sonra Avrupa'nın en fakir ülkesi Moldova ülkesi. Bu bilgiyi de vermek istedim. Yaya geçidi çok güzel bir şekilde kullanılıyor. Kullanılmayan nadir ülkelerden bir tanesi bizimki maalesef. Yani bu gerçekten üzücü ya. Şuradan geçtiğim zaman bütün arabalar durdu. Moldova'ya. Moldova'da bu konuda benim nezdimde 10 puan aldı. Evet, videonun artık sonuna geldim. Moldova'dan, Kişinev'den bu kadar. Bir tam günlük bir geziydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.